Bu Kanada'nın eski kuzeybatı bölgelerinin bir hikayesidir. Kuzeybatı insanlarının birbirleriyle olan iyi münasebetlerini anlatır. Kuzeybatı'da iki grup insan yaşar. Kızılderililer ve biz. Şunu peşinen söylemeliyim ki yıllar önce atalarımız onların yaşama hakkını ellerinden almışlar. Bunun yanı sıra onlara önce dost görünmüş, sonra aldatmışlar. Ellerindeki mal ve mülklere el koymuşlar. Hatta acımasızca çoluk çocuk demeden, kadın yaşlı demeden insanları katletmişlerdir. Ama artık geriye dönüş olamaz. Geçmişi unutmalı, geleceğe bakmalıyız. Gelecek için bir takım barışsever adımlar atmanın zamanı geldi. Birileri bir takım hatalar yapmış olabilir. Bunu bütün bir millete mal etmek elbette ki yanlış olur. Kızılderililer de insan ve onların da insanca yaşamak tabii hakları. Bizim içimizde iyiler olduğu gibi elbette kötüler de var. Bu yaraları sarmak ve hataları düzeltmek barışsever insanların vazifesi olmalı. Ve barışı, dostluğu sağlamak için onlar çok fedakarca çalışmalı. Bize düşen neyse onu yapmaya hazırız. Ben size yaptığım bir görevin hikayesini anlatacağım. Hem de kelimesi kelimesine, olduğu gibi. Tek fark, Kızılderililer konuştuğu zaman bizim dilimizle konuşuyor olacaklar. Wolves Kalesi'nin epeyce mil güneyinde, oturan ayı Kanadalı Cree'lerin başındaydı. Buffalo avlamak için Birleşik Milletler'in sınırına girmişlerdi. Oturan ayı, yani Cree'lerin şefi, bu durumdan çok memnundu. Depolar etle doldurulmuştu ve halkı önceki kış yaşadığı açlıktan ölme tehlikesini unutmuşlardı bile. Ama ne yazık ki bu sevinçleri uzun sürmeyecekti. Kim yaptı bunu? Amerikalı uzun bıçaklılar. Sioux arıyorlardı. Sioux ve Cree'ler arasındaki farkı bilmiyorlar. Bunu onlara ödeteceğiz. Cree'ler sabah olunca hiç durmadan devamlı dans ettiler. Hala çok kızgındılar ve oturan ayının canı çok sıkılıyordu. (Gülüyor)
İşarete bakın. Dostlarımız bizi uyarıyor. Uzun bıçaklılar geliyor. At askerleri, ateşli silahlar. Kuzeye gitmeliyiz. Büyük ana toprağın olduğu ülke. Burada çok bufalo var. Burada av çok iyi. İşaret onlarla savaşın diyor. Yapamayız. Uzun bıçaklılar bir çamın iğneleri kadar çoklar. Hemen kuzeye gitmeliyiz. Neden? Ölmek için mi? İstediğimiz yerde avlanmak hakkımız. Uzun bıçakların sizi yine açlığa mahkum etmesine izin mi vereceksiniz? Diyorum ki savaşalım. Hayır. Hayır. Hepiniz kadın yüreklisiniz. Sen de oturamayın. Kono konuştu. Senin kaçmak dediğin savaşmak ya da ölmekten korkmak değil. Bir düşmandan kaçmak onurlu bir şey değildir. Ama burada kalmak bütün halkı tehlikeye atmak demek. Kocasız ve babasız kalacak olan kadınları ve çocukları düşünmelisin. Bu görevimiz. Savaşmayacağız. Kuzeye gideceğiz. Oturana'yı konuştu. Uzun bıçaklıların yürekleri kendi insanları için sevgi ve şefkat dolu. En iyi savaşçıları toplayacağım. Onlarla konuşacağım ve dikkatli olacağız. Madison sınırını aşmadan uzun bıçaklılar bize saldırırsa esir alıp barış yapmak için onları kullanacağız. Dinleyin. Kono'yu dinleyin. Ben savaşmaya hazırım. Kimler cesur Kono'ya katılmayı düşünüyor ha? Kampı toplayın. Kampı toplayın. Durun, saklanın. Tek gözlü bir salak bile bunları tanır. Bizi bulurlarsa öldürürler. Ben korkmuyorum küçük surat. Akılları beyaz kafa derisinde. Birazdan mola veririz. Dolaşma. Hadi arabaya gir. Sen! Sen! Liz! Sen! Liz!
Hayır. Onları canlı istiyorum. Ateşli oku hazırla. Erzak çalmadılar. Esir aldılar. Nereye gidiyorsun Mehtayok hocam? Madison hattını geçip yeni kalenin poni askerlerini göreceğim. Bu çiftçilerin başına gelen felaket bizim için bir servet olabilir. Bakıyorum bu işi çok ciddiye alıyorsun, öyle değil mi? Ciddiye almak zorundayım. Yoksa insanlar birbirlerini kıracak ve çok kan dökülecek. Bunu engellemek benim görevim. Barışa katkımızın olması gerekiyor. Evet. Atırsızların arasında. Anlamadım. Atırsızlarını arasladım ve onları Güney Dağları'na kadar izledim. Ve üçüncü sabah... Merhaba Metto Esmet. Şu anda çok meşgulüm. Sana meşgulüm dedim. Daha sonra gel. Beni duymadın mı? Meşgulüm dedim. İki kere. Ama ben meşgul değilim. Zamanım var. Beklerim. Lütfen devam et. Takibin üçüncü sabahında bir vadide birkaç adam rastladım. Peki çalıntı at var mıydı? Evet vardı. Vakit kaybetmeden bize ateş açtılar. Bir tanesi atımı vurdu, beni yere düşürdü. Altında kaldım. Bu da kaçmaları için bir fırsat verdi. Bunları raporunda belirtesin. Dinlenmeye nasıl fırsat buldun peki? Bulamadım ki. Öyle mi? Öyle. En yakın çiftliğe varıp yeni bir at aldığımda adamlar sanırım 9-10 saat öndeydiler. Onları Amerikan sınırını geçmeden önce yakalamam gerektiğini düşündüm. Bu bir tahmindi değil mi? Evet efendim. Sınırın bununla ne ilgisi var peki? Bakın efendim, kurallar ve düzenlemeler bize açıkça belirtir ki kuvvet görevlileri sınırı aşamaz ve müdahalede bulunamazlar. Bu yüzden mi kendi kurallarına aykırı davrandın? Evet efendim. Ne zamandan beri kaledesin McDonald? 1,5 sene kadar efendim. Bu zamanın çoğu masa başında geçti değil mi? Evet efendim. Buna dönmek ister misin? Yok, hayır efendim. Ben görevimi seviyorum. Zoru seviyorsun. Ama bence bu macera perestlik duygusunu aklından çıkarsan çok iyi olur. Buraya geldiğin zaman söylenenleri hatırla. Her gün için 75 sent ödeniyor ve kurallara uymak zorundasın. Bu senin ilk görevindin McDonald. Ve ücretini alamayacaksın. Peki efendim. Hemen yerine dön ve raporunu yaz. Biraz çabuk olsun. Rapor numarası 85. Peki senin derdin nedir? Bir adamın dostunu ziyaret etmeye gelmesi çok mu tuhaf efendim? Aha, dost ziyareti öyle mi? Bu ziyaretin bedeli nedir peki? Beyaz adam için önemli olan bir şey. Dostu için hiç de önemli olmayabilir efendim. Senin haberlerin her zaman önemlidir. Bana bu şekilde iltifat ettiğin için çok teşekkür ederim. Dağlarda çok kar var. Ha, bu çok ilginç. Ben Birleşik Devletler'deyim. Biliyorum. Pony asker şefi çok şey biliyor. Ben de senin iltifatın için teşekkür ederim. Peki orada ne gördün? Birçok değişik kızılderili gördüm. Hatta krileri bile oradaydı. Onlardan haber mi getirdin? Dostum bunu ilginç buldu mu acaba? Konuya girme Teo. Ücretin nedir? Benim silahım iyi ateş etmiyor. Habire tutukluk yapıyor. Peki yeni bir silah? Pony askeri silahı ve kurşun. Çok kurşun isterim. Umarım vereceğin bilgi buna değiyordur. O silahlar oldukça pahalı. Ayrıca geçen kış çok soğuk oldu. İki battaniye çok iyi oldu. Pekala, konuya gir.
Ayrıca karımı da düşünmeliyim. Ona yeni bir tencere isterim. Yeni tencere. Bakır olsun. Bakır olacak. Bütün bunları yanında iki şişe ateş yiyor. Peki tamam. Ayrıca. Bu kadarı yeterli. Bir silah, iki battaniye, bakır tencere. Oturan ayının halkı buraları terk etti. Bunu biliyoruz. Onları öldürmek zaman haberi bu muydu? Amerikalı uzun bıçaklılarla savaştılar. Kırmızı Kayalar Kanyonu'nda parça parça oldular. Bunu nereden biliyorsun peki? 7-8 tane kri. Karanehir'de Amerikalı bir aileye saldırdılar. Bu arada esir de aldılar. 2 tane. Esir mi aldılar? Bu çok tuhaf. Herhalde yolcuydular. Ben Matayo, bunu gördüm. Bu 7-8 Cree nereye gidiyordu? Benim tahminime göre kuzeye gidiyorlardı. Bana söz verdiğin şeyler için yazılı bir kağıt verecek misin? Bir saniye McDonald's. Evet efendim. Yetiştirme sınıfında dilin nasıldı? Sınavı geçmiştim efendim. Onun söylediklerini duydun mu? Evet efendim. O esirlerin kurtarılmasını ve Cree'lerin bölgelerine dönmesini istiyorum. Bu senin görevin. Matayo. Doğru. Sen oradaymışsın. Her şeyi gözlerinle görmüşsün. McDonald'la gidip orayı ona göstermeni istiyorum. Yo. Benim planlarım tam aksi yön için dost. Ama iyi para alacaksın. Yo. Matayo'dan istediğin her şeyi yapmasını söyleyebilirsin. Elini ayının ağzına sokmasını isteyebilirsin. Ondan 40 yıl hapiste kalmasını iste. Bunları yapabilirim. Ama şu. Şık kırmızılı pony askeriyle gitmeye hayır. Seni bunun için zorlayamam Matayo. Efendim? Görevlerimizden biri de gümrük işleridir diyeyim. Hı hı. Ve Bay Matayo Smith Birleşik Devletler'den yeni geldi. Sadece bir protokol gereği şu elindeki çantaya bir bakmaya ne dersiniz acaba efendim? Evet olabilir evet. Olabilir. I'm surprised at you, Mr. Smith. A former scout of the Mounted Police. You know liquor is outlawed in the Northwest Territories. I came in a hurry. It's possible to forget when mind is crowded. Mr. Smith, for smuggling liquor into the Northwest Territories, your fine is 1 Enfield repeating rifle, 2 Hudson Bay blankets, 1 copper pot, and 1 copper pot. The wisdom of Inspector Fraser is more greater than that of Natayo. Also, the tenderfeet has sharp ears of Mukasis the fox. I will go away now. Just a moment. I haven't finished. In addition, as part of your fine, you will cut and stack 20 cords of wood for this post. Oh! On the other hand, accompany Constable McDonald on this patrol. No wood chopping, and you get the things I promised. For this one to cut 20 cord of wood is to die 20 times. Also, to go with this tenderfeet is to die more faster. I go. Good. Umarım Pony askeri şefi bu görevin çok çok tehlikeli olduğunu biliyordur. Peki alamet de. Seni zorlamıyorum. McDonald yalnız gidebilir. Ama belki de şöyle olur. Yeter artık Matteo. Yeterince ödül aldın. Yo, sözünü ettiğim şey eşya falan değil. Benim hayatım. Kriler kara ayakları sevmezler. Ben hem kara ayak hem de yarı beyaz olduğum için beni iki kat sevmezler. Ama belki bana bir kırmızı ceket verebilirsin. O zaman kafa derimi yüzmeden önce belki bir kez daha düşünürler. Bu küçük bir birlik Meto. Burada yedek kıyafetlerimiz yok. Bu kırmızı değil ki. Şimdi çok daha iyiyim. Söz verdiğin şeyler ne olacak? Döndüğün zaman. Ya dönmezsem, ya ölürsem? Dul karının almasını sağlarız. Dul mu dedin? Bana bayrakta gerekiyor. Gerçek pony askeri gibi. Pekala. Kolay gelsin McDonald. İkinize de hayırlı yolculuklar. Ve böylece Kuzeydoğu'ya doğru yola çıktık. Niyetimiz 17-8 Cree'nin ve zavallı iki esirin partilerini vakitice bölmekti. Yolda birçok boğuşma ve savaş gördük ama yaşayan birini görmedik.
Metayo beni olayı gördüğü yere götürdü. Siyu, sinobolar, kara ayaklar. Ama kri izine hiç rastlamadık. Metayo bir kaçakçıydı ama aynı zamanda bir kara ayaktı ve çalıların arasında yolunu çok iyi buluyordu. Bu onun az bulunan iyi yönlerinden biriydi. Sonunda bir gün... Ne oldu? Ben küçük bir oğlan olduğum zamandan beri burayı burnumdaki deri kadar iyi bilirim. Burada bir göl yoktu ama şimdi bir göl var. Ama ben göremiyorum. Sende iyi bir zeka ama beyaz adam gözleri var. Gel bak. İncele. Bu bir serap. Ne dedin? Bir serap. Bir illüzyon. Gel bakalım. Şimdi sen incele. Hadi bakalım. Dur Metayo. Bunda korkacak bir şey yok. Bu sadece belli şartlardaki ısıda meydana gelen bir hadisedir. Ben aynı şeyi önceden de 2-3 kere gördüm McDonald's. Bu kötü ruhların yaptığı bir ilaçtan kaynaklı. Hayır Metayo. Beni dinle. Bu göl bir yerde mutlaka var. O gerçek. Ve ağaçlar da öyle. Ama sıcaktan dolayı ışık kırılıyor. Gökyüzü kocaman bir ayna oluyor. Ve biz buraya bakıyoruz ama buralarda başka bir yerde olan bir görüntünün yansımasını görüyoruz. Bu korkulacak bir şey değil. Sadece bir yansıma. Yansıma mı? Evet öyle. Yansımayı kim yapıyor? Bu serabı yapan tabii ki Allah. Bu Metayo'nun dediği şey yüce güç. Hadi geri dönelim. Hayır Metayo. Fraser'la bir anlaşma yaptığını unutma. Pony askeri konuştu. O andan sonra krilerin çok yakınında gitmekte olduğumuzu hissetmeye başlamıştım. Ve sonra... Kıpırdama. Elinle gösteremem. Sözlerimi dinle. Öndeki çadırları incele. Orada adamlar saklanıyor. Orada kimse yok. Sağdaki büyük çalıya bak. Kartal tüylerini görmedin mi? Hayır görmedim. Sen burada bekle. Kriler. Onların varlığının kokularından bile anlarım. Bizim Amerikalı uzun bıçak olmamamız için dua ediyorlar. Allah'a şükür biz kırmızı ceketliyiz. Bu söylediklerin doğruysa neden burada böylece bakıp duruyoruz? Lütfen Pony askeri. Hiç kıpırdama. Bir şey de söyleme. Lütfen. Hey kriler. Hey kuzeyin ulu savaşçıları. Bütün köpekler ve köpek yiyicileri. Beni dinleyin. Metayo yani büyük kapa. Size beyaz büyük kraliçeden bir pony askeri getirdim. Dost olarak geldi. Sizinle dost olmaya geldi. Kriler. Sakın ondan korkup saklanmayın. Metayo konuştu. Metayo büyük kapa. Burada olduklarını söylemiştim. Bu işte bir tuhaflık vardı. Bunlar aradığımız gruptan daha kalabalıktılar. 8 kişiden çok daha fazlaydılar. Uzağa gitmemişlerdi. Yanlarında yiyecek yoktu. Ve bizim esirlerimizi bile yoktu.
Evet. Tepeye vardığımız zaman vadide neler olduğunu görmüştüm. Yüreğime bir ağırlık çöktü. Tuzağın tam ortasına düşmüştük. Ama sen Fraser'a krilerin parça parça edildiklerini söylemiştin Mettayo. Mettayo bir hata yapmış. Hiçbir zaman yanılmadığını söyledim ama ben de sadece zavallı bir kulum dostum. Çok cesurdur. Bu yöntem genellikle etkili olur. Bak şurada bir çadır var. Beyaz esirler orada olmalı. Bunu birazdan öğreneceğiz. Herhalde az sonra onların yanlarında oluruz. Şimdi kahraman konu. Krillerin şefine bir pony ve zavallı bir adam verecek. Pony askerini ve diğer esirlerin yanına koyacak. Pony askerlerini duymuştum. Sen ilk gördüğün ponisin. Konuş. Sözlerine çok dikkat etmelisin. Oturan ayı konuş dedi. Büyük beyaz kraliçe kızgın. Çünkü çocukları olan kraliler bölgelerini terk ettiler. Bizler özgür insanlarız. Buralar bizim doğduğumuz yerler. Buralarda yüzlerce kışla savaştık. Bırak bizi pony askeri. Şu karışık kanı da al ve kampımızı terk et. Git pony asker ve sakın korkma. Adamlarım seni izleyecek. Kafa derilerinizi bile istemiyoruz. McDonald, gel hadi gidelim. Oturan ayı. Gitmeden önce seninle barış çubuğu tüttürmek istiyorum. Barış çubuğu tüttürmek için hiçbir sebep yok. Git. Büyük beyaz annenin isteğinin tersine insanların ve uzun bıçaklıların ülkesine gittiniz. Büyük kırmızı kayaların kanyonunda onlarla savaşmışsınız. Ve bir hatanız daha oldu. Uzun bıçakların ülkesinden giderken iki de esir götürmüşsünüz. Pony askeri bir yılanın dilini kullanarak konuşuyor. Oturan ayı da farklı bir dille konuşmuyor zaten. Onunla ben konuşurum. Kenara çekil. Sana kenara çekil dedim. Yo! Sizi görmek ne güzel. Şimdi konuşmayın. Sizi kaleye götüreceğiz. Konuşmayın ve bir hareket yapmayın. Beni izleyin. İşte oturan ayının bir yılan diliyle konuştuğunun gerçek dili burada. Esirler kalıyor. Peki pony askeri nasıl oluyor da bu esirleri biliyor ve nerede olduklarını?
Kraliçenin pony askerlerinde özel güç veren bir ilaç var. Şimdi bir kez daha barış çubuğunu teklif ediyorum. Bunu düşüneceğim. Şeflerimle konuşacağım. Esirleri geri götürün. Henüz bizimleler ama onlara zarar vermeyin. Burada bir süre kalabilirsiniz. Esirlerle konuşabilirsiniz ama kamp sınırından dışarı çıkamazsınız. Teşekkürler. Şu ikisine bir yer bulun. Gelin. Ben senelerdir gerçekten de çok tuhaf şeyler gördüm. Ama sen McDonald en aptalca işi yaptın. Buna bir türlü inanamıyorum. Binlerce Kree'nin kampına bir orduymuş gibi geliyorsun. Halkının önünde büyük şefe yabancı dedin. Ellerindeki esir almaya çalıştın. Ama en kötüsü kafa deri sağlamken gidebilirdin ama kalıyordun. Bu çok kötü. Ölmeye neden bu kadar heveslisin? Article 22. Hatırladın mı? Bu hikaye bizi zorlayacak gibi. Hikayeler her zaman zorlayıcıdır. Sen onunla gidip kampta otur. Ben esirlerle konuşacağım. Ama ben seninle... Onunla gideceksin. Peki. İşe yaramaz Mettayo. Pony askeri konuştu. Jess. O asker... Acaba neden burada? Jess. Evet. Kraliçenin pony askeri olduğunu söyledi. Sanırım Kanada ordusunda olmalı. Polis mi? Ne fark eder? Buradan kurtulalım da. Haklısın. Öyle değil mi? Öyle. Seni hiç anlamıyorum. Yemek yiyin. Size çantamdan bir şeyler getirdim. Harika sayılmaz ama karnınızı doyurmanızı sağlar. Teşekkürler. Bu iyi oldu. Bu kadar korkunç olaydan sonra her şey iyi gelecektir tabii. Jess bak bu Kanadalı bir polis görevlisi. Evet çok doğru. Kuzeybatı polislerindenim. Organize olalı çok zaman olmuyor. Kalabalık sayılmayız. Yakınlarda Kanada'da mıydınız? Hayır. Biz oraya hiç gitmedik. Sadece adınızı duyduk o kadar. Acaba şef bizi bırakır mı? Barış çubuğunu kabul ederse bir şansımız var. Bir şans mı? Böyle konuşan biri Kızılderilileri tanımıyordur. Daha iyi bir fikrim var. Tabii. Eminim silahınız vardır. Bir yolunu bulur, atlara atlarız ve kaçar gideriz. Kampın dışına bile çıkamayız. İşkence görerek ölmektense ölümüne savaşmayı tercih ederim ben. Bir şey sorabilir miyim? Neden yalnız geldiniz? Yalnız geldim denemez. Yanımda bir dostum var. Peki ne yapmayı düşündüğünüzü öğrenebilir miyim? Çıkıp onunla konuşacak mısınız yani? Şu anda konuşmaktan başka hiçbir çözüm yolu yok. Bir Kızılderili'yle mi? Beni iyi dinleyin. Jess Kelehomu. Bir Kızılderili'nin konuşmaktan anladığı tek şey sıcak bir kurşun yarasıdır. Bir Kızılderili de bunun beyaz adamın lisanı olduğunu söylerdi. Şu anda dışarıda aynen böyle düşünen bin küsur adam duruyor bayım. Bize yardım etmeye çalışmanız çok ince bir davranış. Teşekkür ederiz. Siz akraba mısınız, evli misiniz? Hayır. Jess babam için çalışırdı. Buralardan gitmeye çalışıyorduk. Neden? Hiç. Neden? Belli bir sebebi yok. Sadece sordum. Kampa geri döndüğümde onlardan sizin için yemek isteyeceğim. Sağ olun. Hepimiz ince bir buz üzerinde yürüyoruz. Bunu bir an bile aklınızdan çıkarmayın. Bu çok önemli. Bu çok önemliymiş. Ben seni hiç anlamıyorum Jess. Sessiz olsan iyi olursun. Bu herifin tavırları hiç hoşuma gitmiyor. Her şey yolunda mı? Baksana Mettayo, o kızıl saçlı esir var ya, önceden Kanada'da bulunmadığını söylüyor. Bak bu sorumun cevabı ile yeni bir silah kazanabilirsin.
Onu hiç gördün mü? Tabii. Arabada saldırıya uğradık. Yok yok, daha önce. Bu mümkündür. Gördün mü, görmedin mi? Tam emin değilim. Gördün mü, görmedin mi? Onu gördüm. Ne zaman? Nerede? Hatırlamaya çalışıyorum. Ya. Hatırlarsan bir silahın daha olacak Mete. Bu hatırlamama yardımcı olur. Ya. Mete, her zaman ikinci bir şişe Roma daha kavuşabilirsin. Bu hafızamı bir parça daha tazeledi. Belki şimdi kafam biraz daha karışık olabilir. Ey yüce yaratıcı, çocukların için bu sorunun cevabını ver lütfen. Aramızda bir tane kırmızı ceketli pony askeri var. Onun ilacı çok güçlü. İlacı ona uzun bıçaklılarla ülkelerinde dövüştüğümüz hakkında rapor vermiş ve ona iki esir aldığımızı da söylemiş. İlacı onun adımlarını buraya kadar yöneltmiş. Ona kutsal çubuğumuzu sunmalıyız. Oh, bize cevabı göster. Ey yüce yaratıcı. Metayo, bu tören ne kadar sürer dersin? Kızılderililer asla küçük tören yapmazlar. Bütün törenlerin büyük olması gerekir. Yok, bu olmaz Metayo. Biz bayrağı geceleri açmayız. Sadece gündüzleri taşırken açarız. Bu bir pony kalesi için iyi kural. Ama kri kampında bayrak gece gündüz görünse iyi olur. Ben de bayrak konusunda aynı şeyi düşünüyordum ama bunu itiraf etmeye cesaret edemiyordum. Aslında çok zor durumdaydık. Beklemek de sinir bozucuydu. Orada sadece öylesine oturup duruyorduk ve savaşçıların vereceği kararı bekliyorduk. O sırada bizi bir çocuğun izlediğini gördüm. Bu küçük bir kriydi. Bakışları dostçaydı ve gözleri güven vericiydi. Bütün o nefret ve soğukluktan sonra onun varlığı serin bir rüzgar gibi huzur vericiydi. Benim ikinci oğlum onun yaşlarında. Acaba onu bir daha görebilecek miyim? Göreceksin Mettayo. Bu görevi bitirir bitirmez. Bu asla anlamına geliyor. Bu görevin bitmeme ihtimali çok yüksek. Böyle hediye karşılığında eşit değerde hediye vermek çok eski bir gelenektir.
Çalsana, bu bir kartalın sesini andırır. Adın ne? Benim adım koşarak gelen Bonnie askeri. Çok sevimli. Baksana, kendime bir baba arıyorum. Sen olur musun? Baba mı dedin? Evet, bir baba. Ben yetim bir çocuğum ve kendime yeni bir baba bulmam gerekiyor. Sen benim babam olur musun? Gel, bunu düşüneceğiz. Umarım sen benim babam olursun. Seni sevdim. Ayrıca bunu da çok sevdim. Biz kardeşiz. Biz kardeşiz. Metayo, bu kardeşimiz. Bir bacaksız kardeş eksikti. Heh. Vahşilerin yaptığı şakaya bak. Al bakalım. Ben de cesur bir pony askeri olur muyum dersin McDonald asker? Bak evlat. Ben senin baban olamam, tamam mı? Beyaz olmadığım için mi benim babam olmak istemiyorsun? Arkadaşım Metta'yı bunu sana açıklayacaktır. Kriler hediye verirse gözlerini kapa. Senden bir şey istiyor. Ben rüzgardan bile hızlı koşarım. Çok iyi tırmanabilirim. Av yapabilirim. Ata biner ve dans edebilirim. Vay annal hey yo hey yo hey yo. Kriler böyle davrandığında dikkatli ol. Sana bir şey anlatmaya çalışıyor demektir. Pony askeri barış için geldiğini söylüyor. Barış yapmak demek, iki tarafın birbirine aynı değerde hediyeler vermesi demektir. Bu barışı gerçek yapar. Barış çok güzeldir. Bu çok iyi bir geleneğe benziyor. Metayon'un sana ne anlatmaya çalıştığını anladın mı Mektan? Çok dikkatli olmalısın. Küçük bir kri köpeğini seni kandırmasını sağlıyorsun. Bunun... Dinleyin. Hepiniz dinleyin. Anlatacaklarımız bütün kamptakileri ilgilendiriyor. Hepiniz hemen meydanda toplanın. Kono şimdi insanlara küçük kardeşi Shamugan'ın evleneceğini açıklayacak. Kono ona Rakun'u eş olarak veriyor. Çok önemli bir haber açıklanırken sen hala tıkınıyorsun. Biri evleniyor. Bu bizim... Beni iyi dinleyin. Kono askeri tilki, Rakun'un ne anlama geldiğini söyle. Esir kadın. Biz beyaz kıza boğdu verdik. İşte bu onunla evlenecek olan kişi. Shemaga Kona'nın kardeşi. Şimdi Kona sana bir bıçak attı. Bu ok atmakla aynı anlama gelir. Bu savaş işareti. Bu doğru pony askeri. Sanırım başınız belada sizin. Oturanay'ı bütün şeflerin kararını dinledi. Gideceksin kırmızı ceket. Şişko kara ayağı da götürebilirsin. Buradan gidin. Av bölgemizi terk edin. Peki ya esirler? Onlar savaşta kazanıldı. Kalacaklar. Bu bir kanun. Adamlarım sizi bırakmamı istemedi. Kanınızı istiyorlar. Ben size acıyorum.
Çabuk gidin. Savaşçılar peşinizden gelmeyecek. Güneş tepeye gelene kadar buradan uzaklaşın. İşte cevap gelmişti. Anlamıştım. Elimden geleni yapmıştım ve kaybetmiştim. Fraser'a rağmen, grubuma rağmen ve her şeye rağmen. Bu benim yenilgimdi. Öyle görünüyordu ki kırmızı ceketli yüzbaşı şu cesur kızılderili düşmana haklıydı. Bana bütün bunların bir anlamı olmadığını söylemişti. Evet, şef oyun oynamıyordu. Bize kaçıp gitmemiz için zaman vermişti. Çok geç kalmadan kendi hayatımız için endişe etmeliydik. Pony askeri, ben de sizinle geleceğim. Korkarım bu sefer olmaz evlat. Ama bir evladın yeri babasının yanıdır. İki kere gökyüzünde resim gördüm. Ama böyle bir şey hiç görmedim. Suyun üzerinde yürüyor. Bu işaret iyi mi kötü mü? Bu çok tuhaf bir şey. Bir kötülük olmalı. İçinizde bilen var mı? Bonnie askeri biliyor. Bu büyük beyaz kraliçenin ilacıdır. İyice bakın. Bu doğuya giden büyük su. O büyük duman kayığı benim insanlarım tarafından yapıldı. Midesini ateşle doldurur ve suyun üzerinde yürür. Kraliçe annede bu canavarlardan daha çok var. Ve krilerin atları var. Bu duman kayığı vadilerde de yürüyebilir mi? Hayır. O sadece suda yaşar. Ama başkaları var. Ateş taşırlar ve tekerlekleri olur. Yakında bu ülkeye gelecekler. Bu büyük beyaz kraliçenin ilacıdır şef. Bununla yanlış bir karar verdiğinizi söylemeye çalışıyor. Bu dinlemeniz gereken bir uyarı. Pony askeri. Kraliçenizin ilacı çok güçlüymüş. Bir kere daha düşüneceğiz. Oturan ayı doğru karar verdi. Ne zaman? Güneş şu tepenin üzerine geldiği zaman. Sen de doğru bir karar verdin. Ne konuda? Bir toplantı daha istemek konusunda. Evet, evet, bence de öyle. Göreceğiz. Anladık ki doğru konuşuyorsun ve bunu kullanacağız. Sola geçir. Ucu şefe dönük olmalı. Pony askeri aramıza neden geldiğini söylesin. Size barış çubuğunu getirdim. Dost olmak için.
Sizler iyi insanlarsınız. Onlar zor durumda. Bölgelerini terk ettiler. Uzun bıçaklılarla savaştılar. Hatta bir grup Kree askeri iki tane esir aldı. Çünkü yemeklerimizi çaldınız. Kadınlar hasta oldu ve çocuklar ağladı. Bu şekilde davranmanız erkek davranışı değildi. Sizler bizi Buffalo ülkesinden sürdünüz. Şimdi halkımız yine yılana ve diğer sürüngenlere kaldı. İnsanlarımız bunları yiyor. Kril savaşçıları açlıktan ölecekler. İşte bu nedenle Kri halkının bölgelerine dönmesi gerekiyor. Pony askeri kurallara uymaya ve barışı sürdürmeye söz veriyor. Pony askeri bu kanunun kraliçenin bütün halkı için geçerli olacağına da söz veriyor. Yani kırmızı ve beyaz bütün çocuklar için. Ayrıca yemek için de söz veriyor. Dönerseniz sizi bekleyecek olan yemek dolu arabalar olacak. Çay ve yulaf olacak. Bezelye ve biftek ve her şey. Ama beyaz kraliçenin ilk şartı şu. Kriler bölgelerine geri dönmeli. İkincisi, iki esir zarar görmeden gitmeye özgür bırakılmalı. Beyaz bir kızın zorla bir kızılderiliyle evlenmesi yasaktır. Kono konuşacak. O esirleri ben kendim yakaladım ve bana aitler. Bu Kri halkının kuralıdır. Pony askeri onları almaya kalkışırsa Kri kuralını yıkmış olur. Kraliçenin kuralı da der ki hiç kimse diğerinin esiri olamaz. Beyaz kızı kardeşim Shemonga ile evlenmesi için seçtim bile. Bu evlilik olacak. Pony askeri diğer esiri isterse götürebilir. Ama beyaz kızı çalıp götürmeye kalkarsa kafa derisini yüzer ve onu çadırımın üstünde kuruturum, tamam mı? Kono konuştu. Bu evlilik olmayacak. Esirler zarar görmeden serbest bırakılacak. Şimdi de Pony askeri konuştu. Buna biz karar veririz. Burada mı kalalım, geri mi dönelim? Demek ki kalıyoruz. Kalıyoruz. Ama Pony askeri sert bir dille konuşursa Kri'lerin kim olduğunu anlayacak. Kolu kabul etmiyor. Biz kararımızı verdik bile. Ben bütün Kri'lerin şefiyim. Sözlerim bir kaya kadar sağlamdır. Su kadar berraktır. Esirler zarar görmeyecek. Ve insanlarım kabul edecek. Yarın aramızda anlaşma olacak. Aramızda bir anlaşma olacak. Pony askeri şefle konuştu mu? Evet. Peki ne dedi? Anlaşacağız. Oğlun olacağım. Evlat, üzgünüm. Bunu hiç sormadım. Konuşulacak başka şeyler var. Daha önemli şeyler. Daha önemli mi? Daha önemli demek istemedim ama daha acil. Sabırlı olmalıyız. Oğlun olmamı istemiyor musun? Bak, bu sadece ikimizin arasında. Kimsenin iznini almamıza gerek yok. Senin insanlarınla barış yaptın. Ve barış bizi daha güçlü yaptı. Bundan böyle benim oğlumsun. Bunu bütün kamp öğrenmeli. Bu gerekli. Bütün kampı ilan etmeliyiz. Bunu da düşünürüz. Bir şey daha var. Evet. Pony askerinin oğlunun kartal tüyü takması lazım ve iyi ata binmesi gerekiyor. Doğru. Doğru, bir pony askerinin oğlu kartal tüyü takmalı ve ata da binmeli. Ben iyi koşan bir at biliyorum. Bir antilop gibi koşuyor. Peki, gidip bakalım. Bu çok güzel bir at. Dinleyin,
Hepiniz dinleyin. Bu konu bütün kampı ilgilendirir. Pony askeri bize bir bıçak ve bir bayrak verdi. Ve bize dedi ki oğlanı artık kendi öz oğlu olarak kabul ediyor. Onun babası oldu. Dediklerini duydun mu? Benden söz ediyor. Bütün kamp senin babam, benim de oğlum olduğunu öğrenecek. Ben artık birisiyim. Ve yeni bir adım olması benim için çok önemli. Evet öyle. Sana kendi adımı vereceğim. Duncan. Duncan koşarak gelen. McDonald. Duncan. Duncan. Çok güzel. Bu hangi hayvanın adı? Aslında bu hayvan adı değil. Benim ana dilimde anlamı aslında kahverengi savaşçıdır. Duncan. Kahverengi savaşçı. Bunu herkese anlatmalıyım. Sen harikasın yüzbaşı McDonald. İşini iyi biliyorsun. O küçük kri oğların sayesinde artık bölgeye geri dönebilirler. İyi numaraydı. Numara değil, samimiydim. Samimi mi? O küçük sıçanın yanında büyümesini filan... Boş ver bunu. Sen benden önce gidip haber götüreceksin, tamam mı? Yani şimdi mi? Hemen şimdi gidebilir miyim? Evet. Ama bekle. Bir şey söylememe izin ver. Oraya gittiğinde 25 tane arabayı doldur. Bezelye, biftek, çay, yulaf ve patates. Oo, yine mi yiyiz? Ve batıya git. Biz de o sırada kuzeye gideceğiz. Pekala, 25 araba hazırlatacağım. Sizinle Maple Peak ile Çokada Gölü civarında bir yerlerde buluşmaya çalışırım. Ama bu çok tehlikeli. Arabaları getirmeyebilirim. Her tarafta aç kurtlar geliyor. Kapa çeneni ve dediğimi yap. Başına hiçbir şey gelmeyecek. Ama yüzbaşı bey, Metayo hala yarım kara ayak ve yarım da beyaz ve... Pekala Metayo, ne kadar? Çok değil, 5 şişe ateş suyu. Tamam, 5 şişe ateş suyu. Ve... Acele etmeliyim. Hoşça kal yüzbaşı Mek. Bir dakika dur. O kızıl kafa esir konusunda aklın hala karışık mı? Biraz daha az. Ne demek istiyorsun? Az. Söylemeden önce bana 2 söz vermelisin. Ne? Bir... İkinci sözünü tamamen unutacaksın McDonald. Ya ikincisi? Bir kırmızı ceketin benim olmasını sağlayacaksın. Tamam. O Winnipeg hapishanesinden kaçan bir suçlu. Nereden biliyorsun? Pony askerleri kaleye gelmeden önce bu adam küçük, çok küçük bir hata yaptı. Ve 6 aylığına hapse girdi. Orada bu adamı gördü. Onun adı Johnny Pierce. O tecrübeli bir banka soyguncusu. Çok iyi tanıyorum yüzbaşı McDonald. Johnny Pierce. Evet. Neden bunu daha önce söylemedin? Pony askerinin Fraser'a benim hatamı anlatmasını istemedim de ondan. Korkmana gerek yok Metta'yı. Söylemez misin? Biliyor zaten. Pony askerleri de her şeyi biliyor. Artık gitmeliyim. Kolay gelsin. Buna çok ihtiyacım olacak. Ben Shemago, Kono'nun kardeşi. Sabah buraya geleceğim. Ne diyor bu? Ben nereden bileyim? Biz kararımızı verdik. Karım olacaksın. Oturan ayı ve diğerleri başka bir karar vermişti. Güneş doğduğu zaman Shemago buraya gelecek. Shemago sevgisinin göstergesi olarak 5 tane midilli getirecek. Oturan ayı zarar görmeyeceğinize dair söz verdi. Yarın yola çıkacağız. Bana söz verdi. Söz ha? Şefle barış yaptık ve gitmemiz için bir fırsat doğdu. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Bağlı filan değilsiniz ve kapıda bir nöbetçi yok. Neden aptal bir avukat gibi konuşmayı kesip bir erkek gibi davranmıyorsun ha? Beni iyi dinle Kelam, çok iyi dinle. Seninle son kere konuşuyorum.
Seni uyarıyorum dostum. Bir tek yanlış hareket bile yapma. Yaptıklarınız için size minnettarım. Bunun için para alıyoruz. Günde tam 75 kağıt. Korkmayın. Yarın buradan gideceğiz. Katil adam kardeşimi öldürdü. Bunu herkese duyurun. Bana yardım eder misin Darko koşarken? Evet tabii ki. Beyaz kızın yanına git. Ona yaklaşan olursa gelip beni uyar. Endişelenmeyin beyaz güzel bayan. Pony askeri beni sizi korumam için gönderdi. Kardeşimi öldürdü. Bir hata yapma Kono. Sen sakın bu işe karışma McDonald. Bu adamın kardeşini öldürdüğünü biliyorum. Ama onu cezalandıramazsın. Bunu ancak buranın kanunları yapar. Ve eminim bunu doğru yapacak. O öldü. Onu öldürün. Trona'yı konuşacak. Bu esire zarar gelmemeli. Dinleyin! Pony askeri, beyaz adamlar ve kızıl derililer
aynı kanunları söz veriyor. Ve ben bu kanunlara uyacağıma dair söz verdim. Pony askeri katilin cezalandırılacağına söz verdi. Ben gerçeği söylediğine dair onurumu ortaya koyuyorum. İşte sözlerimin delili bu. Kraliçe onu öldürecek, şimdi öldürelim! Demek öyle. Halkı oturan ayıya güvenmiyor. İnsanların onurumu ortaya koymama da inanmıyorlar. Seçiminizi yapınız. Ben kartal tüylerini bırakıyorum. Siz konunun yolunu seçtiniz. O halde şefiniz konudur. Yo. Ben sessiz kedi. Herkesi mantıklı düşünceye çağırıyorum. Pony askeri çok doğru bir dille konuşuyor. Oturan ayı akıllı bir dille konuşuyor. Bırakın oturan ayı şefimiz olarak kalsın. Bu konu bitmiştir. Barış var. Seni sersem herif. Seni parçalatmadım çünkü seni geri götürüp içeri tıkma zevkinden mahrum kalmak istemedim. Bir kızılderili için mi? Cinayet işlediğin için. Johnny Pierce. Bu adam benim tutuklum. Bizim ülkemizin kanunlarına göre yargılanacak. Yarasına bakın ve onu emin bir yere koyun. Pony askerinin dediğini duydunuz. Tutuklu sizin sorumluluğunuzda. Bütün bunlar için size teşekkür ederim. Bir adam söz verirse ona güven duyarım. Ama ona benim adamlarımın bakması doğru değil. O Kono'nun kardeşini öldürdü. 3 gün sonra gidiyoruz. Benim için çok uygun. Gel. Atlarımızı alacağız ve kardeşler gibi yan yana gideceğiz. Şef neler söyledi? Hiç korkma. 3 gün içinde gidiyoruz. I'm very proud of my pony soldier father riding with the chief. Your father? Of course, he adopted me. You should be. Kızı geri getirmeliyiz. Peşlerinden gidelim. Ben de gelmek istiyorum pony askeri baba. Cesur bir oğul bulmuşsun ama yaşın daha çok genç. Sen kampa geri dön. Gel. Kampta görüşürüz.
Üç at bu yöne gitmiş. Biri de bu yöne. Numara olabilir. Sen şu tarafa, ben de bu tarafa. Oradan hemen çık. Üçe kadar sayacağım. Bir. İki. Burada ne işin var? Seni vurabilirdim. Senin için endişelendim. Ben yine yetim bir çocuk olmak istemiyorum. Babalar konuşunca oğullar söz dinler. Benim okum ve yayım var. Lütfen yardım edin. Hayır. Benimle gel. Dinler misin koşarak gelen? Duncan koşarak gelen. Burada durmanı istiyorum. Atını sessiz tut ve kıpırdama. Anladın mı? Tamam baba. İyi. Yeterli. Bu beyaz kadın bize çok kötülük getirdi. Bu yaptığımdan dolayı asla pişmanlık duymayacağım. Because of her, my brother was killed. She has brought bad medicine. We'll burn her. We'll destroy this bad medicine. The red coat will go away and we'll hunt and fight his priests. Onun yüzünden benim kardeşim öldü. Thank you.
Cesur bir oğul seçmişsin. Ve cesur bir savaşçı. Bütün Çeri halkı beni dinlesin. İnsanlarım beni duysun. Şefiniz Pony askeriyle bir anlaşma yaptı. Şefiniz onun elini dostluk için sıktı. Bizler anlaştık. Beyaz adamın sözünü dinleyeceğiz. Gidelim. Ve böylece ben McDonald, elim dolu olarak oturan boğa ve halkını ikna ettim de bölgelerine dönmek üzere yola çıktık. Bu birçok başka adamın görevlerinden sadece biriydi. Yüzyılın en zorlu ve tehlikeli görevlerinden biriydi. Kızılderili halkıyla uyum içinde yaşamak için bir çabaydı. Hangi ırktan, hangi dinden olursa olsunlar insanlar barış içinde yaşamalıdırlar.